Hanımlar, beyler, Rabarba Talk artık YouTube'da. Bendeniz Mesut Süre. Zaten kendileri yıllardır önce podcast yaptılar, şimdi de radyo programı yapıyorlar. Onların da podcast'i her yerde yayınlanıyor. Bildiğiniz bir takım isimler. Sevgili Ayşe Balıbey. Evet. Alfabetik sırayla. Bendeniz Mesut Süre. Alfabetik sırayla. C bir anda fırladı. Numaratik sırada bile yeri yok. Ama biliyorsun C'den önce M geliyor. Bunu herkes bilir. A, M, C. Cem İşçiler, bu kadroyu buraya getirmek kolay olmadı. Çünkü Cem Bey'in ayda 56 tane sahnesi olduğu için bir saatte bir gece vakti denk getirdik. Buradayız. Hoş geldin kardeşim. Abi hoş bulduk. Ne haber kuzum? Hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsun. Ay gerçekten çok güzelim. Ama gerçekten çok güzelsin valla. Teşekkür ederim. Sizler için, ilk bölüm için süslendim. Bugün ne olur da sevdiceğinden bir anda soğursun diye bir konumuz var. Sizin şu yönünüzü çok takdir ediyorum. 263 bölüm podcast yayınlamışsınız biz bu programı çekerken. Ben Ayşe yokken senden, sen yokken Ayşe'den hiç olumsuz bir şey duymadım. Normalde hep dedikodu yapılır ya. Birbirimizle evet. Alakalı. Evet. Hiç ha. Sen bana gelip Ayşe'de şöyle yaptı hiç demedim biliyor musun? Acaba söylersin diye mi korkuyorsun? Çünkü ben çok başka arkadaşla konuşuyorum. Ben çünkü çok torba ağzıyım. Yani burada olmayan herkes hakkında en ters şeyleri konuşuyorum. Vallahi billahi bak. Sen ne demedin hiç? Demem ama ya. Cem'e denmez yani. Değil mi? Evet. Bir de sana dememişimdir. Dalağın gevşek diye demiş. Arkadaşlar nedir bu kadar? Mesela kimden duydunuz? Sen de öyle bir hukukumuz da tam olmadı. Dalağımı bana bir sır verdiğini ben bir yerde mi söyledim? Yani? Dalağı mı düştü? Ne oldu yani? Ne duydun? Hiç öyle bir şey yok ki. Ben seninle biliyorsun. Bütün dünyaların dedikosunu WhatsApp'tan yaparım. Ya, o ayrı. Onu yaparız. Onu yaparız. Bizim WhatsApp'larımız screenshot'ları yayınlansa şu an green card alırız ülkeden. Beğenmediğimiz herkesi yazarız. Bu da bok gibi. Bunlar hiç yapamamış. Ayşe en iyi biziz. Biz aldım mı? Birbirimizi gaza getir uyuruz sonra. Hadi iyi geceler kanki. Bilmiyorum ya Cem. Benim gerçekten hayatta sahip olabileceğim en iyi partnerlerden biri. Şimdi söylemen gerekenleri söyledim. Sorumuzu biraz size uyarlayalım. Bir an oldu mu Cem'den soğuduğun? Bir açık ol. Çok an oldu ya. Tamam gel azıcık biraz samimiyete gel. Tamam. Ne oldu da mesela? Topla. Ne yaptı da bir anda mesela püf oldun? Püf olmadım hiç ama şey olurum. Bazen mesela ben çok daha disiplinliyimdir ona göre. O da bana göre daha rahattır ve daha alttan alır aslında. O hep beni toparlar. Ben daha çabuk parlarım. Sana yükselmişliği var mı sesini yükseltmişliği? Yok ses yok. Yükseltme olmadı. Ha, parlamak ne demek? Kendi içinde bir olay olur mesela ikimizle ilgili yani işte bir kriz anlatamadığımla ilgili bir kriz. Cem iyi bilir bir şey yüklendi jingle'la bizim ses üst üste bindi. Evet. Ben bunu gece 2'den ertesi gün öğlen 2'ye kadar yazarım. Tamam ne oldu? Öyle ne oldu böyle oldu. Bakın dinleyici yorumları da böyle oldu filan. Ben de dengelemeye çalıştım. Şimdi ikimiz birden yüklenirsek. Kaç ben de aynı sorun benim de başıma geliyor. Ben de ya işte bazen böyle oluyor. İşte şimdi hemen hallolur falan gibisine. Halbuki ben de bir o kadar sinirliyim. Evet. O konuda bir dengeliyoruz. Ben mesela Ayşe'yle şurada çok yükseliyorum abi. Bir sponsorla ilgili sponsorluk konuşmasını yapacak ekip bir şey konuşuyor. O arada ne olduysa bir bakıyoruz Ayşe ile o sponsor yemekte. Ulan ne ara koordine olduğunu gerçekten bir de hani nerede yemekte biliyor musun? Kaburgacı Cabbar. Neden ama mesela? Bu, hani millet havalı restorana gidiyor. Bir anda dürüm yerken restoran aradılar. Yani bu sponsor yani sponsor bize ulaşıp da bizden market direkt sponsorla filme konuş. Ha arada Cem'i çıkartıyorsun, ekibi yok, çıkartıyorsun. Yok Cem'i çıkartmıyorum. Mesela hayır. Cem'i... Bizim için gene ama... Cem'e gerekli payını veriyorum. Ama %50 ama %30. Kim bilir kaç anlaşıldı. Ama %10. Hak ettiği kadar. Sonuçta kaburgacı da ben vardım orada yani. Konumuz ne olur da sevdiceğinden soğursun ya. Ben Cem'den mesela soğuduğum bir şey söyleyebilirim. Tabii. Cem çok zamanını ayarlayamayan biridir. Mesela yarın Ayşe 10'da kayıttayız. Sabah 10 yani. Sabah 10 tamam. Tabii AM PM yok bizde. Dur bir dakika. Ant verdim. 10'da kayıttayız. Bak şimdi abi şöyle bir matematik var mı dünyada? Buradan izleyicilere soruyorum. Şöyle bir iletişim yolu var mı? Sabah 10'da kayıttayız dedim. Okey. Sabah 9'da bir insanı uyandırmak için WhatsApp'tan mesaj yazılır mı? Bana şey yazıyor. Cem uyandın mı? Tamam. Uyandırmak için ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Onda demişiz yine de ben 9'da nezaketen yazıyorum. Evet, sonra diyor ki ben sana yazdım uyanmadın mı diye. WhatsApp sanki böyle hoparlörlerden dağılıyor. Ama kadın senin alarmı olmak. Oğlum ben senin alarmı mıyım? Ben bana beni ara demiyorum ki. Demiyorsun. Tabii kendi kendine yazıyor. Ben sana yazdım niye uyanmadın diye. Ama sen belli ki geç kalmışsın. Çok net o. Geç kalmanın bu. Feriş daha burada. Bak şimdi. Her şeye geç kalıyor. Şu anda okurnadan bu kurnaya çirkef sıçrıyor. Evet yanlışım. Bunu tüm dinleyiciler biliyor.
Evet, vurun tuşlara Türkiye. Ben bak, 2'yi geciktirme, 3'te çıkmamız lazım diyor. 2'ye çeyrek kala geliyorum, 2.30'da geliyor. Ve 3'te doğru. Gene çıkıyor. Doğru. Tamam. Ama bak şimdi. Tamam. Evet, tamam. Adaleti çok. Tamam. Kadıya bak. İkiniz de dinledim. Tamam. Açıklayın şimdi. Sizin bu küçücük dertlerinizle vaktimi harcamayın benim. Sevdiceğinden ne olur da sorsun. Çok gri bir konu açacağım size şimdi. Aç. Sevgilini birileriyle tanıştırıyorsun, kız erkek. Hiç tahmin etmeyeceğin şekilde samimi oluyor hepsiyle. Of. Bu seni gıcık eder mi? Of. Vallahi mı? Ne? Yani mesela sen normal arkadaşın ya. Bir 10 dakika Ayşe Balı Bey siniri geçsin öyle konuşalım. Kuray diye bir hanımefendiyle tanıştırıyorsun. Benim dil altı yapımı getirin. Bir anda ona şakalar yapıyor. Kakara kukara. Telefon alıp veriliyor. Senin gözünün de. Ben cevap vereyim mi Ayşe'nin yerine istesin? Tabii. Esselam. Hani bir tane Show Haber'de var ya. Selası verildi ama ölmedi. Tamam. Biz böyle bir şeyden tartışmıştık zaten. Aa, ne yaptı? Aa. Bir şey olmaz, ne yaptı? Ya bir şey olmaz. Tabii yani şimdi burada biz bizeyiz. 1 milyon kişiyle. Biz buraya bir halkız, ülke halkıyız. Ne oldu? Bir ortama girdik onunla birlikte. Bir cruise seyahatine gittik. Yani, cruise? Ay hiç çok merak ediyorum. Nasıl cruise deneyimi? Ay çok klostrofobik. Aa. Ay gittik. Kasino mazino varmış. Kasino yok. Kasino da yok bizde. Sadece Meksikalılar var. Ha, öyle. Herkes, dümdüz cruise. Evet yani %80'i geminin İspanyolca konuşuyor. Ucuz cruise. Evet. Hiçbiri İngilizce de bilmiyor. Bar var mı gece takılmalı? Var. Gece bar var. 3., 4. gün cruise bozuldu. Cruise bozuldu. Ne dediler ki durdunuz? Dönemiyoruz. Ne yaptınız? Yunanistan'a yakınlarındayız. Rodos'tayız. Biz 4 gün boyunca ayağımızı denize sokmadan kruzda yaşadık. Hani o kadar müthiş bir deneyimdi. Limana demirleyemiyor musunuz? Demirleyemiyor işte, o demirleyici alet bozuldu. O yüzden. Evet. Hiç biz sallanıyoruz. Biz bir denetçi geldi şey gibi, müfettiş gibi. Rapor tuttu, dedi ki sizi ben Yunanistan'dan çıkaramam. Ne kadar burada kalacağız? 40 gün. Ne? 40 gün. Kaç günlük yemek var diyoruz gemide? 4 günlük. Biz bara bir saldırıyoruz Mesut. Bak, koşa koşa. Ama nasıl? Bir tane adam sapıttı. Meksikalı bir turist. Ben dedi dayanamam. Hastayım ben dedi filan. Daha önce de adam hapis yatmış falan Meksikalı. Adam içti pina coladaları, kafayı buldu mu? Güverteyi işedi mi milletin ortasına? Rezalet. Ben şöyle düşündüm mesela. Ben 4 gün parası vermişim. 40 gün kalacağız, iyi derdim yani. Ay delirdin mi? 4 günlük yemek var Survivor adasında. Ya yani yemek gelir oradan. O tekneyle falan getirir. Ben de aynı fikirde. 40 gün endişelenmem ben. Ben de bak. Yemin ben 40 gün burada. Tabii lan 40 gün gemide kalacak. Ulan ölecek miyiz yani? Telefonumuz da mı çekmiyor? Ben yani? İçişleri Bakanlığı aradım. Kim aradın? Valla. Oradan bir tanıdık bulurum belki diye. Önce yazdım Google'a. Tanıdığı böyle var. Sizde patates kapması var mı? Alo. Merhabalar. Çok ya. Temel bir yere aradım farkındayım. Google'da ilk çıkan numaraydım. Hala İçişleri Bakanı'yla bir alakanız var mı sizin? Bu gemi gerçekten de Yunanistan'daysa İçişleri Bakanı ne yapsın yani? Evet. Abi İzmir'den bakıyor. Vay vay vay. O olabilir. İçişleri Bakanı'na şey rica edersin. Dışişleri Bakanı'na bağlar mısın? Yani say, abi, bir tane da. Fazla aramış olursun. Tamam yani İçişleri Bakanı şöyle mi? Dışişleri Bakanı bir dakika. Tamam ben de aktarıyorum. Bir müzik dinleteceğiz kaybolmuyor. Tamam mı? İçişleri Bakanı böyle mi? Ha burada. Öyle bunlar kapatıyor. Yanındayız birlikte köksüyor. İnanır mısınız? Çok şanslısınız ya. Efkan Bey geçiyor. Efkan Bey. Hocam susun. Tamam. Ben niye onu aradım ya? Sen içine bakalım aradın. Aradım. Bu arada kaç kişi var gibi takriben? 200 kişi falan var mı? 800'den fazla. Oo. 1200 kişi. Ve 4 günlük yemek var. 4 günlük yemek. Ya birbirimizi yiyeceğiz. Normalde kaç günlük? Ha? Dur. 6 günlük zaten. Tur. Tamam mı? Ulan az verirsin. Normalde eksik yemek yani. İlk gün oldu. Biz gidince ekip yiyordu bakalım. Biz size bir şey söyleyelim canım. Bizim zaten toplam gemide 4 günlük yemeğimiz var. Az geçer. Herkes azar azar yesin, sık yesin diye. Şey abi, biz arkadaşlar... Sen ekmeği ısırıyorsun, garson elinden alıyor. Abi, arkadaşlar 20 tane lahmacunumuz kaldı yani. Lahmacun mu kuruyuzda? Kuruyuz gemisinde. 20 tane, 3 tane de fındık lahmacun var. Ona göre, herkesin boyuna göre bölüştüreceğiz diye. Ondan sonra aradım, ulaşamadım. Sonra baktık herkes gergin. Ben de bu Meksikalı turistten rahatsız oluyorum. Dedim ki eşime, hani bununla ilgili bir çözüm bul. Sanki Meksika kartelli yapmış bir dönem. Barış, ben senin karınım. Şu an bir krizimiz var. Bir güverte değil. Çöz, ben odadayım, tamam. Hemen Guantanamo. Yarım saate kadar yemek mi bulacaksın? Limana mı yanaştıracaksın? Filika mı bulacaksın? O da tamam dedi. Yani der, her koca... Böyle bir durumda önce tabii, tamam der. Bu şey gibi hani suyun kapağını açma verirsin. Ay ben de açamam onu demezdin. Dener ya şansını. Tamam der.
Ama orada şu ana kadar Barış hatta haklı. Hatta ben Barış'ın yanında olsam tamam deyip kaptanın yanına koşarım. Belki bir şey hallederim onu. Hani büyük oynuyorum hayatım, beni gör, yukarıdayım. Anladın mı? Çabama bak yani çabama. Oluyorsa böyle olacak zaten. Kaptan da o sıra yemek yiyor. Son kalan yemek. Oğlum yemekler mi kaptan? Bir girmişsin kaptan. Hayvan gibi yemek istiyor. İstemiyor böyle yemek. Ben onu suçuyor aşağıda. 8 kişi açız. Ondan sonra o da tamam dedi. Sonra ben de odaya gittim. Odalar da o kadar küçük ki, böyle mezarlık gibi, tamam mı? Bizim odada en özel oda demişler. Böyle iki adım atacağın böyle hani kader mahkumu gibi bir balkon koymuşlar. Orada ben gidiyorum, bekliyorum. Hani Barış bu Meksikalı turisti çözecek. Sarhoş turisti. Herkes tamam. De bağıran. Abi kafamı bir uzattım. Yarım saat oldu. 40 dakika oldu. Bir baktım güverteye, Barış milletle konuşuyor. Ama alakasız. Kızla erkekle sohbet ediyor. Güzel. Güzel mi? Hayatım 4 gün ömrüm kalmış. O saatten sonra ben ne Ayşe görürüm ne eş görürüm. Ya gerçekse 4 gün. İstiyorsan adrenalin ol. Bir de şunu ben anlamaya çalışıyorum. Şimdi orada Meksikalı bir turist var, ortalığı karıştırıyor işte sarhoş falan. Sen niye Barış şu iş çözdüğüm odaya gidiyorsun? Lan niye odaya gidin abi? Ben odada makyaj yapıyorum. Yoruldum ya öyle. Yoruldum. Zihnen yoruldum, anladın mı? Dinlemiyor. Zihnen yorulmaz. Sırıtma yapayım şu anda. 4 günü kalmışsın. Yemek yok. İçişleri Bakanı'nı aramışsın. Zaten... Ay çok yoruldum ben de uyudum yatamazsın. Hayır ya. Bir de bir şey de çağırıp sarf etmemiş çözüm odaklı. Google'dan numara atmış olmuyor. Barış lanet. Sanki Barış Ustam'da geziyor. Senin hayatta zahmetin çok az. Yani evet. Kriz durumlarında belli ki sen bu yüzden evlenmişsin. Evet ya. Ben böyle buzluktan çıkan et gibi çözülüyorum. Böyle hemen suyumu bırakıyorum. Muhabbet edin. O zaman bozuldun mu Barış'a? Çok bozuldum. Çünkü bana halledeceğim dedi ya. Kakara kukara mı kızlarla? Aynen. Kakara kukara derken orada işte onların babaları var. Yaşlı insanlar da var falan. Burada siz nasıl çıkmayı düşünüyorsunuz demişler. O da demiş ki en kötü işte şuradan filika çağırırız bilmem ne. Bot çağırsa. Sen ne dedim insanlara, tur rehberi gibi açıklama yapıyorsun. Hani, ha millete. Ha millete ne çağırsın. Dedim açıklama yapıyorsun. Bir de ben öyle bir durumda hayatta söylemem filika milika, kimse evet. Aklına gelmesin. Önemli. Bir de önce biz kurtulalım kanki. Sence çok gizli bir bilgi bu. Yani turizdeyiz şu an. Abi filika demezsek. 1200 kişi var. Kimsenin aklına. Ama Titanik'te mesela filika azdı. Az, yine azdır bence. Niye hep az oluyor? Bence filikalar yolcudan fazla olmalı. Biz filika seçelim. Ben şu bordo filika gittim. Adam buraya gelsin. Abi hangisi hızlı bunun? Şey kanonu yok mu ya? Kanona gider. Aa kanolar niye bu gemilerin yanında kano daha küçükken herkes gider fıt fıt fıt. Bence de kano daha mantıklı aslında. Niye hem abi? De spor. Ama mesela görüntü olarak da mesela canını kurtarmaya çalışıyor. Çok klas kanolarla gitmek. O yani bir de kaslarına ben... bakarak kanoda böyle bakarsın ya. Tam o dramı karşılamıyor değil mi kano? Hayır. Yani sörf yaparak gitsek mesela. Hayvan gibi böyle. Bir de şu abi sörf tahtaları var mı yeterince? 800 tane sörf tahtası koymuşlar. Kaya kaya gidiyorum böyle. Dalga geldikçe herkes kaçıyor. Evet. Ya da bu şey hani su sporlarında zıplatmalı şey var ya arkada sarı ya. O da götürecek. Titanik bakmış adam böyle gidiyor. Yani mesela Titanik'ten insanlar böyle kaçsalar. Çok da üzülmeyiz yani ölenlere de kurtulanlara da. Doğru. Her şeyin... Bu ne havalı bir gidiş ya. Yani bir biçimin de o drama uyuması lazım. İnsan gemi inşallah batar der eğleniriz. Anladın mı? Hayır gerçekten öyle yani. Şimdi sen dedin ki abi ben ölümden döndüm eve. Ne yaptın nasıl kaçtın? Sörf tahtasıyla kaçtın. Videosu var böyle. Hayvan gibi böyle kaçıyor. Bir insan ölümden böyle kaçar mı? Bir de birkaç şey çarpıyor böyle. Normal yüzlerine çarpıyor. Bir de şey çok havalı değil mi ya şunu demek. Herkes filikalara demek var. Herkes surfboardlarına. Ha, sen, hani bir dakika aktivite varmış ki yapacaksın. Ya gemi niye yan yattı? İşte surf zamanı. Hani, arkadaşlar surf saati geldi. Şey diyorsun canım. 800 kişisin. 150 tane surf tahtası var diyorlar. Onun... 150 kişi surfla kurtuluyor. Sen eksik ya. Mal gibi ölmüşsün. Bir de biraz elini elini kaçıyor. Sen böyle gemini çekmek istiyorsun. Surf yapabiliyor musun Cem? Ney? Hiç yaptın mı? Surf tahtasına bindin mi? Ben 40 yaşında ilk defa jet ski'ye bindim abi. Tamam. Geçen sene bindim. Hep giderdim jet ski'ciye. Bir ümit fiyat sorardım dönerdim. Hep benim jet ski'ciye gidip fiyat sorup dönüşüm vardı. Bu kadar bir hikaye. İlk defa. Vallahi her... Çok sağ olun. Kolay hep öyle siz oldu. Siz de tabii kiramız var, elektriğimiz var. Ben hep böyle şey istiyordum. Hani jet ski'ler bazen çok boş oluyor, kimse bilmiyor ya. Bana şey der. Ya kardeşimiz binsin ucuz fiyattan. Hani diğer plajdakiler de görsün jet ski'yi. Hani beni reklam amaçlı kullanırlar. Ama gerçi kendi de binerdim. Ben niye? Kendini gelsene geçeğimize. Kardeşimiz bilsin ucuz fiyatlar. Lütfen böyle sen statistik. Bu adam garibanlara bu kadar yardım ediyorsa biz de o zaman bir jet ski kiralayalım. Adam da kazansın. Bana versin filmi mesela jet ski 500 TL diye gezeyim ben kıyıda. Hani kavun dondurmacılar geliyor ya. Sen mesela normalde sahile otururken keşke bir kavunun dondurma yesem demiyorsun. Ama adam gelince herkes aklına üşüyor. Aklına geliyor evet doğru. Yani çok havalıydı. Jet ski bindiğin zaman adam sana anlatıyor tamam mı? Şurası motor şurası. Ben hayatımdaki en havalı şeyi söyledim abi. Ne dedin? Dedim ki biliyorum. Aa, ikinci binişi biliyor musun? Biliyorum. Vallahi. Çok havalıydı. Ben hiç bilmedim mesela. Abi kesin mi? Çok, ben bindim ve 20 ile gidiyorum korkudan. Ne diyorsun ya? Çek sağ bari otur. Ama o çok hızlı gittiğin zaman hatırlıyorsan Gökhan Özen bir kere kaybolmuştu 12 saat jet skiyle. Ha hatırlıyorum.
öyle problemler. Sen de ki bu magazin bilgileri 1997'den çıkarırsan kendi hatırlatırsın ya. Yani. Beynimde yeni bilgiye yer yok ya. Çöp magazin bilgisinden. Çelik orada izler orada. Çelik orada çıplak kontrbas çalıyor. Hala. Doğuş'un önünde saksı var. Ama dedemin soyadı yok. Soyadı yok. Bak sana yemin ediyorum en kötü şey o. 5 dakika sonra adını söylüyor. Konuşuyorum kızla. Şeffaf bir folyo var suratında. Bende de. Adı yok bende. Nasıl kimsenin olacak? Adı kalmıyor yani. Ama Sevda Demirel'in Hande Ateyze'ye tokat attığındaki giydiği tulumun rengi aklımda. Bende de orada Cem Davran'ın azıcık da böyle çekinerek korkması ama bir yandan da reyting oluyor diye sevinmesi aklımda. Duygu karmaşası var orada. Evet yani. Orada Arto'nun da orada ortalığı fiştikleyip sonra rahatlayıp bakması. Bir de Hande Ateyze'yi tokatlayınca böyle mi? Ulan sen bu ne yapıyorsun? Ulan tokat dedin. Tokatın reaksiyonu mudur? Trafikte mesela en büyük korkularından biri acem. Mesela tokat canlı yayına katılmışsın, tokat attılar sana. Aa şey gibi, boy sarılar, soy tarılar gibi. Ne yapmak Will gerekir? Will Smith'le şey gibi. Bir tane haber tokat atan kim abi? Haber Türk'te programa katıldın, sunucu bir kadın. Bir tane şaka yaptın, çok seviyorum. Bir de beni öptü. Ben niye öpüyor bu dedim. Bir konu sana tokatı. Canlı yayın 5 parmak. Ne yaparsın? Şimdi şakam hakikaten tokat yenilecek bir şaka demek evet, ki. Evet ya yanlış anladın. Hayır yanlış anladın. Sen bir şey söyledin başka bir yerden ima ettin zannetti. Belaltı bir şey zannetti. Peki bu kadının ilk olayı mı? İlk olayı. Hani bu daha önce hani şeylerin dövmesiyle bilinir. Yok olur hayır ya, her ilk, genel... ilk sana vurmuş. Herkesi müthiş ağırlamış sana tokat atmış. İlk 10. dakikada. Yanlış mı anlaşıldım? Evet yanlış anlaşıldım. O tokattan sonra beni yanlış anladınız hanımefendi der misin? Hayır ben programın sonuna kadar kendi kameraya bakıp ağlarım. Ay saçmalama. Mecburen abi mesela. Cidden soruyorum. Hayır. O zaman sen de ona öyle demeseydin dedim. Bu yani olaya bak tamam. Ya Rezal. Vurdu böyle mesela. İşte derdim ki yani. Tamam de bana. Ayşe'den tamam. Ayşe sonucu tokat yedin. Benden tamam, tokat yedin. Tamam ne dedim ama? İşte şey Oscar gecesini hatırla Will Smith'le Chris Rock. O hazır Chris Rock böyle durar. Yok yok o başka canım. Öyle orada mi? Var bir şey yani. %100 kurgu. O sence kurgu mu? %100 kurgu değil. Ne? %100 kurgu değil abi. Will Smith gelirken böyle yapıyor. Hayır. Çok hayır. Yanlış düşünüyorsun. Siz var ya Amerika'da haberiniz yok. Ne? Kendi yaşayan da kurgu. Sanki zannedersin ki çok... amcası Biden. Benim arkadaşım Amerika'da yaşıyor. Çok eski konu ama şöyle. Evet. Daha sonra Will Smith'in 8-10 tane filmi falan iptal oldu. Hiç kimse bu kurguya girmez. Bravo. Ama iptal olmasa zaten daha çok film alsa o zaman kurgu derlerdi. Kurgu oldu anlaşılmasın diye iptal ediyoruz. Hayır. Rica ederim. Adam işte 50 milyon dolara gitmiş. Ya kurguya ben ama 2028'de döneceğim. 5 sene beklerim kuyuda. Bana yeterli parayı verin. Böyle kurgu mu sen olur ya? Sen Will Smith'in motokaravanını gördün mü? İki katlı dubleks sonu yok. Tamam. Ne var? Evet. Bu adama koyar mı 3 tane projesi? Ne alaka ya bunlar? Konu o değil. İtibar var burada. İtibar abi, çok azalıyor. İş alamıyor zaten Will Smith bir süre sonra. Orada bir şey yanlış anladı. Çok büyüttü. Çok büyüttü. Yani oradan da dönemedi. Showbiz'in sonrası karısının üzgün olduğunu gördü. Gitti tokat attı. Karısı da o tokattan sonra hakkını vermedi Will Smith'in yaptığı kahramanlığı. Evet. O da öyle hani ne yaptın bir oldu gibi. Ama hata olduğunu düşündü bence. Ne evet. Yaptın ne oldu yani? Bence de ne yapıyorsun abi? Rezil ettin bizi demiştir tabii. Kadın. Yedin yani. Tokadı kadını. Neyse ha. Sen benden tokadı yedin canlı. Yedinlere evet. De bağlı. Ama İşte Nuray Aydoğan'ın programına kadın. Tamam. Nuray Aydoğan'a her şey. Nuray Hanım biz Anadolu... Kafada yormamışlar projeyi. Her şey ne varsa 5 dakikada ismini koy. Her şey birleşik böyle hayvan gibi. Her şey zamanında daha da ayrı böyle falan. Saçma zaman bitti. Her şey birleşik yazılmış. Nuray Aydoğan'da bu dünya öbür dünya. Bütün alemler. Mesela her ben şey. Şöyle bir pot kırdım mesela. Dedim ki biz stand up'larımızı Anadolu'nun her yerine gidiyoruz. Dedim o da Anadolu'nun her yerine mi gidiyorsun? Haddine mi senin falan diye vurdu bana. Gibi değil mi? Saçma sapan. Hiç hayatımda böyle saçma şey duymadım. Nereden tokat diyeceksin? Dedi ki ben Nuray Aydoğan'ı ben Elazığlı'yım. Tamam. Dedin ki sen biz dedi, gezdik dünyayı. Elazığ'ın seyircilerini hiçbir şeyden anlamıyor. Evet. Tamam. Elazığ'a gittim. Elazığ'a stand-up için belki gidilmez arkadaşlar. Elazığ'a stand-up'tan anlamıyor. Çat. Ben de ne diyorsun lan dedim. Dıkış vurdum. Tamam şimdi ne yaşıyoruz? Ne oldu hanımefendi? Biz ailecik Elazığlı'yız yedi göbek. Tamam. O gün gösteridemediniz. Benim başıma neler geldi biliyor musunuz? Ne olursa olsun bir şehri hedef alarak konuşamazsınız. Ben o şehri hedef almadım. Ben oradaki benim gösterime gelen zaten 6 kişi gelmişti. Şiverle bak bu var ya. Tokadı yedi ya mağduriyet kozuyla. Abi evet çok ya. Çok ama tırnak içinde götünü yiyeyim ayağıyla iyice mağdur olmaya çalışıyorsun. Ben o yüzden oynattım bunu abi. Hayır o az bile demişim Elazığlılar var ya öyle mi de yedim ya. Tokadı yemişim ben lanet. O yüzden oynatmadım. Sadece şu an zaten haklısın. Daha da ajitasyonu evet abi gel. 6 kişi geldi ha, falan. Bu yalan. Tam şey ya 3 başlı Yusuf'un hikayesi. Aynen bravo. Yani 6 kişi geldi kusura bakma az bile vurmuş hanımefendi. Keşke bir de öbür tarafa vursa. Bir de diğer yalanı vurayım. Evet efendim. Evet. Yalan söyleme bana piç. Oradan Mesut da vuruyor ki. Moderatöre bak öbür konağı dövdürüyor. Mesut sağ şunu vursana bir tane ya. Bir tane de sen yapıştır. Ama tamam da ben şunu anlamıyorum. Elazığ'da gösteri yaptım çok kötü geçiyor. Elazığ'da stand-up'tan anlamıyor dedim. Tokat yedim. Ben Elazığlıyım diye rahatsız oluyorum bu tavrından. Nasıl biz anlamıyor diye sen anlatamıyorsun. Peki rahatsız oluyorsunuz da bunun karşı tokat mı ya? Yani...
Ben bir şey diyorum. Onu tokatlamak çok ekstra. Evet, ofansif yani. Bir hareket. Ne yapacak? Tokat gelip mi tokatlayacak? Tokat iline laf etseydi mi tokatlayacak? Avo! Hangimiz yapmıyoruz Ayşe'cim? Devam ya. Başa koyacağım. Hep böyle şakalar diyeceğim. Bir şey yok. Tokatla tokat yedeyim. Sen dikkat eder misin? Ayşe'ye sorduğum soruyu sana sorayım. Yeni mesela sevgilim var, eşin var. Tanıştırdığın, arkadaş ortamınız birileriyle çok samimi olsa bu seni bozar mı? Ne zaman da sevgilim? 2 yıl. O iyiyiz, gidiyoruz yani. Gidiyorsunuz. Sevgilim genelde insanlarla böyle iyi mi? Evet. Ama böyle muhabbet ediyor. Gece 2:30-3 oldu. Sen gidelim diyorsun. Oturalım hayatım, ben çok eğleniyorum diyor. Çocuk kim? Önemli bence. Yakışıklı bir çocuk. Bu arada kıskanacağım bir şey yok. Niye yok? Akıllara al. Hayır değil. Yani seni aldatma ihtimaline bahsetmiyorum. Zaten konu aldatmak değil. O geceyi senden bağımsız oradaki insanlarla çok eğlenerek geçirse çok, bu seni bozar mı? Bir inanılmaz mutlu eder bu. Öyle mi? Ben çok, ben mesela hani partideyiz. Ben buradayım. Kız arkadaşım orada. Arada öpmeyi yapıyoruz böyle falan. Arada öpüşüyoruz, gidiyoruz. Ben onları çok severim. O çok güzel bir şey biliyor musun? Dünya ne güzel yani şey. Yani 25 dakikada görüşmüyorsun. Ama. Bir göz göze geliyorsun. He. Öpüyorsun. O sana bir şey yapıyor. O jestten bile anlıyorsun. Aynen. Ama. Ben buradayım. Düğüne gidersin. Bir davete gidersin. Evet. Yan yana dip dibe olmak aslında daha yorucudur. Bravo. Hani birlikte sosyalleşmek aslında de yorucudur ya. Aslında derinlenmiş ilişkiler bu tip sosyal ortamlarda ayrı ayrı takılıp ara ara birbirlerine buradayım evet derler. Ben orada Barış'a gemide Meksika kartelini çökertme imkanı varken. Barış'a buraya dövme, kartal dövmesine geliyor. Aşkım tamamım falan diyor. Çökertmediği için kızmış. Yoksa bence bu hatta insanı çok sosyalleşirken rahatlatan bir şey kafasına. Bravo. Sizi nasıl kurtardılar gemiden? Biz bu gemiyi tahliye edelim ve biz bu problemi Yunan sularında halledelim. Neyle tahliye ettiler? Filikayla. Filikayla. Aa. Surfboard'uyla diyormuş. Gerçekten vallahi. Tabii canım. Biz Rodos'tan kaçarak gittik ya. Sen peki rahatsız olur musun? Sevgilin çok yakışıklı çocuklarla hayvan gibi sosyalleşiyor. Ya, ben burada şeyim var benim ya. Yani yanındayken yapacak olan yine yapar. Ama mesele birbiriyle muhabbet etmesi falan filan değil hiçbir zaman. Doğru. Yeter ki orada. Ama bu bahsettiğim en başlarda değil. Yani daha flörtken tabii, iş başka. Çünkü evet, flörtken zaten doğru, yakışıklı insanlar olmadı mı? Seni de gösterdim, özür dilerim. Kendimi gömeyim diyor çok. Yok, tabii, yakışıklı insanlar değiliz ya. Hayır abi ben o ben niye alınmışım darlıyorsun? Hayır Mesut'cum sen benimle kadar yakışıklı olamazsın. Hakikaten sanki Cem Hanım'ın çıkı oldu. Çok güzel bir kadınsın sen, tamam mı? Şimdi daha birinci ayımızdayız. Flörtleşiyoruz, seni kaparlar yani. Daha ben sana kendimi anlatmamışım. Daha doğru, senin bana zamanlama önemli. Aşk okların gelmemiş henüz. Anladın mı? Orada çok iyi muhabbet. Benden daha yakışıklı bir herif kartal gibi kapar gider yani. Sen uçarak giderler. Senden daha yakışıklı herif tek iyi muhabbet edemez abi. Belli olmaz oğlum. Abi yakışıklı olup da iyi muhabbet eden yok. Ay bu çok, bence bu çok net. Bu bizi rahatlatan bir şey. Boşuna benziyor. Zenginler yani mutsuz. Ah mutsuz zenginler. Değil zenginler mutsuz değil. Hiçbiri değil zenginler. Abi zenginler hepimizden mutlu bizi ya. Bizi görünce mutsuz olduğu için biz onları mutsuz sanıyoruz. Bizi görünce surat meşgul. Bu gene mi geldi? Galiba zenginlerin tadını kaçırıyor. Zenginler bir kere mutsuz. Seni ben de katılmıyorum da. Yakışıklılar komik değil. Kim bir kişi, nereden bir kişi, bir kişi, bir kişi söyle. Hayır, şimdi bir kişi yazsın, bir kişi yazsınlar mı? Abi var tabii. Yazsınlar. Şey, hadi. Justin Timberlake. Vurun tuşlara. Justin Timberlake. Evet. Neresi komik? Ay bravo Justin Timberlake. Çok komik, komik adam. Acayip nerede komik? Bir dakika şeyi oynayan, Deadpool'da oynayan adam. Bir dakika adamın oyunculuğu komedi oyuncusu yok demiyorum. Hayır, normal adam normalde çok yakışıklı. Sen Justin da çok. Abi hazır onlar veriyorlar Metin ya. Ne alaka be? Ay kız karşıya bak. Sen bize vermedin mi falan diye. Çok tatlı. Bir fıkram var. Ben Justin Timberlake. Temel, İdris Dursun. Bak bak dinle. Jimmy Fallon dinle. Jimmy Fallon. Bak bak. Anlamadın değil mi ben bundan? Evet abi. Abi sen herkesin Amerika'nın böyle havada bırakılır mı sanıyorsun? Biz Rabar Talk Amerika'da yapalım. Arkada prompterden okuduk şakaları. Şakaları. Evet. Ben senin gibi düşünmüyorum. Zaten orada çok komik. Justin Timberlake yani çok komik. O Deadpool'un başrolündeki adam. Hmm. Gerçekten Instagram'larına bak. Herifler çok komikler yani. Programımızda bir tane bilgi verelim. Deadpool'un başrolündeki adam kim bir bakalım ya Google'dan. Deadpool'un başrolündeki adam var ya, Ryan Reynolds. Şimdi arkadan söylediler. Evet sana. Az sen önce 5 dakika önce söylediler. Biliyormuşsun gibi yapma. Ben önce hatırlayamadığım zamanda koyacağım. Benim şu programdaki bilgi verelim dediğim yeri de koyacağım. Allah cezanı versin. Çok tatlı. Ryan Reynolds. Sanki hatırlamıyorum. Bir de şöyle, bir de şöyle çıktım. Ryan Reynolds. Çocuk oradan bilgi üçümüze veriyor. Bir tek Ayşe hatırlamaz. Biz sanki hani duyduğumuzu da anlamıyoruz. Salak biz. Biz de duyduk. Bu arada karısı da çok komik. Karısının adını da hatırlamıyorum. Gossip Girl'deki kız.
Karıştırırım. Tam anneme döndüm. Sen 3 gün onlarda kaldın. Oğlum bak abi, o bir aura anlaşılır. Abi talk show'dan onunla gidip sen bir kafede oturdun mu? Bir insandan soğumanda çok güzel olması ya da çok yakışıklı olması bir kıstas mıdır? Onun, güzel zaten değil mi? Ha, onun yani, çok güzel olmasıyla ortalama olması sendeki tahammülü değiştirir. Yok, daha da soğuyamam ben çok güzelse. Onu diyorum işte. Uyurken bakarım i̇şte böyle. İşte onu diyor. Oğlum Cem manyak mısın, kıza bak ne uyuyor, baksana melek gibi. Sen de öyle mi? Yok. Çok yakışıklı adam daha mı fark eder? Sıfır. Ben dümdüz ederim kızdıysam. Ha, anladım. Gel tokla gün. Bayan minik gibi girelim. Cebine eroin koyarım, fetişi giderim. Birinden yırtarsa öbüründen yırtamasın. Telefonuna baylok yüklerim. Gece aldım. Ama hiç şansa bırakmamış. Yok. Eroinini yüklemiş. Eroinini otunu cebine koymuş. Polis aramış. Çıplak koymuş. Fuş operasyonunu çağırmış. Sevgili Cem, sevgili Ayşe. Aşırı romantiklik sizi soğutur mu? Çok romantik bir koca, çok romantik bir sevgili eş ister misin? O mu romantik? Ben o romantik, miyim? O. Çok romantik ama. Ama yani. Şimdi romantizm mesela tam ne abi? Mesela çiçek almalı, böcek almalı. Ay sürekli almalı. Mesela şiir okuması. Ha, böyle bir. Ay nefret ederim. Şiir okuyan. Böyle sürekli bir de şairlerden alıntı. Ha, başka da şiir. Sen geldin ya, burası çayır çimen oldu falan. Romantizm. Sanki ben inek gibi gelemiyorum. Zille geliyorum sanki. Büyük baş hayvanmışsın gibi sanırım. Şiirde bir anlam yok yani. Çayır çimen iyi anlamda mı söylüyor? Evet, buralar hep betondu, çayır çimen oldu. Hiç sevmem ben doğaya. Vallahi billah. Sen öyle dersin belki. Minibüs geçiyor mu, dönelim geri diyor. Böyle aha. Mesela bir de alkol duvara aşılınca böyle Gılgamış Destanı gibi mesajlar gelir ya gece 2'de. Sen var ya, iyi ki hayatındasın. Aynen. Sen sanıyor musun ki ben daha önce aşık oldum falan. Bana ilişkisinde de çok söylüyorlar. Gördüm abi o kadını, evet gördüm o adamı, tamam evleneceğim kadın, anladım. O adam, anladım. O bir kere en büyük, en büyük bir kere, mümkün mü bu? Mümkün değil. Ya bir kere birini görüp evleneceğim kadın diyorsan yani gördüklerine de ayıp daha önceki. Tamam. Daha önce hiç mi kadın görmedin? Ay, gördüğüm ilk kadın aynen. Mecbur dayımla evlenecektim. Bazen böyle çok hisseder misin işte, onu soruyorum yani. Bu mesela Barış'la ilgili gördüm ve evleneceğim adam o gibi bir şey mi oldu? Bu iş demlenmez mi? Ama onda oldu. O bana 5. dakika evlenme teklif etti. Gerçekten mi? Aa, tamam evet. İşte varmış abi. Ama bunu Ayşe'yi görmek değil sadece. Ayşe'nin şöyle bir aurası var. Ama tabii beni görünce ya bunu hissetmen normal diyorsun. Ya. Ayşe'ye bütün dünya olmaz böyle bir şey deyip seni ayıramayız. Ben harika olmaz mı? Yani en eksi bir sen formül müsün yani? Bir kişi mi çıkarıyoruz bütün dünyadan? Evet. Hayır efendim. Ne demek ya? 5 dakika evlenme teklif etti. Evet. Nasıl yani? Cem'e göre o gece o Barış cebinde yüzükle geziyordu. Tabii. Ben garsonlara falan diş çekiyordum. Barış merhaba derim, diş çekiyordum. Evlenim. Çok içmiş aynı. Abi ben. Evet evet öyle zaten. Ulan 4 kişi kabul etti bunu. Sabah bir uyanıyor, 4 tane alyans eksik cebinde. 6 tane ben duruyor. Duruyor ama. O anda mesela bana bu yani romantik gelebilir bir sürü insana ama bana mesela çok ürkütücü gelmişti. Bravo. Kimseye romantik gelmedi. Bana da ürkütücü gelmez Ayşe. Sana ben, ben de şu an. Bir gün Barış'ın evlen teklif etse. Ben şu an senin adına hala ürküyorum. Yani, o anda herkes öyle gelir. Bir de sonra zaten biz hani dedi ki. Bana dedi ki seninle bütün dünyayı dolaşacağız dedi, tamam mı? Allah'ım Barış benim aynım ya. Ben yani iki vodkadan sonra ben hep böyle şeyler söylüyorum. Ya insanlara. Saçmalama. Vallahi. Sonra bana böyle dedi. Bir hafta sonra pandemi oldu, dünya kapandı. Ay saat bu arada diyelim 9:20. 9'da tanışmışım, tamam mı? 9'da diyorum ki neden birlikte yaşamıyoruz? Yuh. Anladın mı? Cemil'in yani, sen de anahtarla ben... geziyorsun. Ama 10'a kadar birlikte yaşıyorum. 9:20 geçen. Ata erkek yurdunda kalıyormuşum. Peki. Ya ben seni yazdım kapıya. Üst ranzan boş. Benim bir arkadaşım öyle kandırmıştı. Yani bir çocuk onu demişti ki işte biz seninle evleneceğiz. Çok mutlu olacağız filan böyle. Kız da o kadar bıkmış ki erkeklerin yanak yani böyle yalanlarından falan, yanaklarından derim. Tamam. Şey dedi, tamam lan getir yüzüğü dedi. Tamam lan getir yüzüğü gibi evlenme teklif etmiş. Hani aşkım ben size çıkar lan o yüzüğü. Çıkar bakalım ne çıkaracağım. Böyle... Bu da tek bir cümleyiz. Götün yiyorsa. Onu da dersen romantizm tam olarak oturuyor yani. 4 ayak şu an, tamam yani. Çocukla böyle muhabbet ederlerken işte evleneceğiz falan filan. Çocuk da demiş ki sonra buna, bu böyle ciddi olup el yükseltince kız birden. Çocuk demiş ki ben sana aşkım istersen demiş lazanya yapayım. Bunu yemekte konuşalım. Sonra demiş ki evde kıyma yok deyip gitmiş. Çocuk bir daha hiç aramamış bunu. Belki de kıymayı bulamadı hala. 3 yıl boyunca. Bu kasaba iyidir, öbürüne bak. Beni mesela şey de soğutur böyle sevgiliden. Hemen eski sevgilisinin eşinin ismini yazdırmış vücuduna. Tamam ismini. Kapatmış ama. Yok kapatmamış. Kapatamamış. Soğutur. Becerememiş de onu kapatmayı. Tamam. Yani o şovları yapmış. Sonra hani zannetmiş ki onunla da bir ömür yaşayacak filan. O da olmamış. Ama herkes ilk defa seninle evliliği düşünüyor olamaz ki. Hayır, elbette olamaz. Tabii ki. Ama bence bir sevgilinin dövmesini yaptırmak da şov. Ben de ağır şov. Bak şunu kabul eder miydim? İkinize de soruyorum.
Atıyorum Barış'a danıştın. Burasında böyle bant var sürekli. Yani yeni sevgili neyin var? Ya işte bant var. Lazer epilasyon oldu falan filan. Söylemiyor sana ne olduğunu. İlişkin sonra ilerledi. Ciddiye şey oldu. Aşkım diyor sana bir şey göstereceğim diyor. Bantı bir açıyor. Burada Ayşe yazıyor. Şok oluyorsun. Hoşuna gidiyor diyelim ki. Hı hı. Aradan geçiyor 2 sene. Barış'ın eski fotoğrafını görüyorsun. Böyle fotoğraf var. Adı Ayşe. Ayşe yazıyor. Aa. Meğerse eski eşi de Ayşe'ymiş. O yüzden Ayşe aramış. Evet, dövmeye dünya para verdik. Ama sana bunu söylemiyor, sana yaptırdım diye gösteriyor. Bunu öğrendiğinde. Ne yaparım? Giderim ertesi gün Öz Hakiki Ayşe. Tabii ne yapacağım? Ya? Ayşem yazdırırsın. Canım Ayşem yazdırır. Soyadımı ya Ayşe Balıbey yazdırır. O dövmenin devamını kabul eder miydin? Ayşe'nin adı Balıbey yazdırır. O saatten sonra tabii ya. Ama kaç sene geçmiş artık. Ben şey öyle şeye takılmam da. Çok affedersin. Cem çok güzel ara konu açtı yani. Bir insanla sevgili oldun ya. 2 ay içerisinde senin dövmeni yaptırırsa da problem. Soğurum yine de sonra. Evet. Yani erken dövme yaptırmak da bir eziklik. Erken eve çıkalım geçse, demek. Aynen. Hemen birinci hafta sana taşınıyorum demek işte sen. Taşınıyorum değil. Hayır ya da yaşıyoruz. Ben bayağı sahibimden açıyorum. Ya saçmalama. Ya gel bakalım diyorum en pahalıdan. Bir de böyle şov. Gel aşağı doğru bakalım. Biraz aşağı inelim ama yine de. Daha 4. görüşme ya. Aşağı bakalım. Ve karşılıklı inanıyor. Ne oluyor ya? Bir şey söyleyeyim mi? Asla ben bunu bilerek yalan söyleyeyim diye evet, yapmıyorum. Eminim o abi. Anda gerçekten o insanla çok iyi vakit geçiriyorum. Tamam mı? Bu çoğumuzda var bu. Doğru. O eve çıkmayı çok istiyorum. Ama böyle elini konuda hiçbir şeyini araştırmamışım. Kız ailesiyle yaşıyor. Ondan izin alabilecek mi? Hangi lokasyon? O an yani söylenmesi gereken şeyi o an söylüyorum ve o dünyayı daha da güzelleştiriyorum kendim için. O kadar. Ama totale baktığın zaman çok büyük ayıp. Tabii sabah ayıp. Arkasında durmazsan tabii ayıp. Bu tam ayıp dediğim umut tacirliği bu. Valla %100 katılıyorum. Evet abi. %100 katılıyorum. Bana yapılsa ki yapıldı da çok ağır geliyor yani. Ha sana yapıldı. Bana yapıldı. Sana? Ben bunu bir kadından öğrendim. Bana yapıldı bu umut tacirliği dedim ben neden yapmayayım. Yeni gelmedik geri geldik. Tabii efendim biz bunu yaşadık da bizi yansıttık yani. Anladın mı? Güzel bir fake ama. Yani şeref yoksunu da yansıtılabilen bir şey yani. Anladın mı? Ayıp edildi. Başkası da çok isterim ki o insan da güçlü olsun ki başkasına yansıtsın aynısını. Bu şekilde bu şerefsizlik elden ele geçsin. O zaman bir şey olmaz. Sen yapıyor musun kimseye? Sen öyle büyük bir şey yapıyorsun. Ben kendimi ev tutamadım daha kızına. Cem bir kızla böyle kafanı da azıcık güzel yakınlaştınız. Büyük vaatlerde bulunur musun? Yok ben, benim o çok uzun süren o vaatlerde bulunmam. Ben çok daha netim. Demez misin yani? Tensiz çok zor geçti 2 gün çok özledim falan böyle cümleleri var mı? Gerçekten yok. Ben o, beraber olduğum o geceyi işte geçirdiğim işte bir şeyler içtiğim kızımla bunun devamının gelemeyebileceğiyle alakalı hep konuşmaya çalışırım. Öyle mi? Yani bugün çok güzel ama şimdi yarın benim o böyle olmayabilir. Bu da biraz ciddi bir konuşma ama insan kaynakları müdürü gibi. Evet abi. Şimdi ama, git muhasebeciyle konuşuyor. Olmaz ya. Hayır bence ama bazı insanlar o gecede beraber olmak isteyebilirler sen de. Beraber derken illa cinselden bahsetmiyorum. Değil zaten değil. Yok zaten ondan bahsediyorum. Vakit geçirmek, eğlenmek, işte. Dans etmek. Yani bunun o kadar güzel dans ediyoruz ki hadi babalarımızı arayalım görüntülü diyecek halimiz yok yani hemen. Büyüğü kayboluyor. Senin bravo. Dinlendirme. Bak bazı anları yaşamayıp cümleye döktüğümüz zaman cümle hayatın katilidir yani. Vallahi böyle. Orada daha güzel bir hayat var konuşmadığımızda. Sen dediğin zaman ben yarın böyle olmayabilirim dediğin zaman. Durduk yere demiyorum canım. Bir an çok eğlenirken. Bana bak. Şimdi eğleniyorum ama yarın var böyle tutuyorum. Ben yarın böyle değilim ha. Yarın telefonlarına çıkmam. Nasıl bir deyipse bunu. Sen de onu istemez yani sabah günaydın aşkım hala abi, bak sizi, gördün mü hala sizi aynı. Sizi burada bulmuşken sorayım. Çünkü sor. Bunu erkekler çok yapıyor. Sor. Mesela birileriyle görüşüyorsunuz, yakınlaşıyorsunuz, yükseliyorsunuz. Hatta sahibinden falan ev bakıyorsunuz. Sonra ne oluyor da ertesi gün ghosting yapıyorsunuz. Ertesi yok gün yapmıyoruz. Ya da 3 gün sonra. Ama sonra kızın mesajına cevap atmıyorsunuz. Ama sonra storylerine 5 dakika sonra bakabiliyorsunuz. Bu yüzsüzlüğü de yapabiliyorsunuz. Yani sizi töhmet altına sen bırakmak için söylemiyorum. Töhmet sorunun içinde cevabını ver. Şifremi mi buldun bir yerden? Benim Instagram şifrem sende var mı? Ya bu cümlenin sonunda Mesut diye ekler misin Cem'den? Ya da sen diye sorar mısın? Belli ki Cem benden çok daha düzgün bir insan bu konularda. Estağfurullah. Onda vardı şeylik. Estağfurullah. Bana mı dönüp niye sen? Ona dönüp estağfurullah. Bana dönüp estağfurullah diyorsun. Estağfurullah düzgün olur mu ya? Hayvanın önüne gidelim falan. Bir şey demiyor yok mu? Hayır. Hayır bana bakıp estağfurullah dedi. Sana bakıp estağfurullah demedi. Sana bakıp estağfurullah dedi anlarım. Ha Mesut öyle bir senin insan. Senin de var ama şeyliklerin. Var mı? Var. Neyin var benim ya? Abi güzel kardeşim. Hiçbirimiz üstüne çıkıp. Aynen öyle ya. Burada bana böyle. Böyle her şeyi doğru yapan janti adamlık oynayamazsın. Ya hay ağzın bağlıysın kardeşim. Abi yazsınlar yorumlara bir kişiyi ben yapamadım. Ya sik böyle olur mu abi? Oğlum böyle yorum bir kişiyi cevapsız bıraktın mı? Bir ertesi gün aramadım mı ben seni oğlum? Programa bak kendine. Lan ben seni çaldırmadım mı? Küçük orası mı? Böyle program olur mu ya? Olmaz. Bir de yani public bir alanda böyle iddialarda bulunmamalıyız yani. Bir kişiye bile dönmediğim oldu. Hayır ben şimdi ben ilk defa boşandım. Geçmişler olsun. Öyle mi denir?
Bol şans denir. Hani iki yıl önce boşandım ya. Şimdi hala bir ilişkim var, evliliğim vardı. 40 yaşında mesela ben ondan önce de ailemle yaşıyordum ya. Aha. İlk defa ben mesela sabah kalktığında birinin ütü yapmadığı, birinin şey yapmadığı, ne bileyim, kıyafetimi hazırlamadığı bir ortamda doğdum. Doğdum bir anda. Hala alışamam. Güne başladın. Güne başladığım için çok büyük eksikliğini yaşadım aslında bekarlığın. Ben böyle oh boşandım, aman Allah, olmadım yani. Biliyorsun abi, sırtıma çantaya gözüm ya, abi ne yapıyorsun dedim ya sana, evli misin diye. Deli gibi ev arıyorum. Erman'da mı kalayım, orada mı kalayım? Öyle olduğum için sonra, ondan sonra şöyle kaldı aklımda. Bir gün biri benim ütümü yaparsa ben gene onunla yaşamak zorunda kalırım gibi bir şey oldu bende. Her yere o yüzden mi sahnelere ütü götürüyorsun? Ha? Ütüye bak acaba. Travmaya bak. Ben hayatımda ütü travması ilk defa duyuyorum. Evet ama öyle oldu. Ay, böyle bir şey. Çünkü bak. Kız bunu öğrenmiş. Cem'le ne zaman sahneye çıksak böyle diyor. Kulisten bize diyor ki ne istiyorsunuz? Ben de bu su, kuru yemiş. Cem yazıyor altına ütü. Ben de abi, böyle sanatçı. Oyunumuz izdik de ben buradan kimseyle evlenmek istemiyorum. Ya biri yanlışlıkla ütülerse ama ben bunu nasıl anlatırım diye. Biri benim ütümü yaptığı zaman ben onu bırakamam gibi geliyor. Aa. Evet. Ne kadar içten bir şey anlatıyorsun şu an. Evet, çünkü ütünü senin pantolonun ütünü abi. Evet. Yani burada her benim pantolon ütünü asistanları da ben öyle değil. Yani onu demiyorum da. Tamam. Mesela biri evimizde kaba kalktık işte ütülemiş benim pantolon. Çünkü benim ben pantolon. Sen ona bir vefa duyuyorsun. Evet, bir annem ütüledi, bir karım ütüledi benim. Ama vefa duyduğun birine aşık olmak ya da ilişki yapmaya yaşamak zorunda değilsin ki. Ben çok derinden alıyorum. Kore dizisi mi lan bu? Hey ya bu yani. Bu hani böyle fedakarlığı koyar öyle Kore dizi. O benim ütümü yapmıştı. 26 yıl evleniyor. Yani annem ütü yaptı. Karım yaptı. Üçüncü hayır, ütü yine mi karım bir olacak? Bir de bakar mısın? Siktir git be. Bu arada alta feministler dolacak. Sadece kadınlar mı ütü yapıyor Cem yani, Bey? Sonra feministler. Sonra. Şimdi uğraşamayacağım. Benimkini ben niye buradan feministlerim? Benim annemle annem erkek mi olsaydı yani? Annem yaptı da işte. Hayır, ne yapayım? Hayır, doğru mu anladın mı sen? Anladım dediğini ama oradan bakan art niyetli bakıyordur. Cem, art niyetli bakmayın. Aynen öyle. Zaten bakarsanız da biz sileriz. Konumuz yok. Ben demokrasiye inanmıyorum. Ben Cem'in kardeşimin ne anlatmaya çalıştığını anladım. Evet. Belki ben de ona kahvaltı hazırlasam aynen, o da beni öyle görürdü. Tabii ki. Bunu söylemesen de anlamıştık. Evet. Anlamıştık. Artık her kesimden korkmayalım. Bir şey olmaz. Yok be, kimden korkacağız? Ben vegan da değilim. Et de sizden yiyeyim. Korksak sizin gibi. Ben deliriyormuşum. Vegan da değilim. Et de yiyeceğim. Artık yeter lan. Yeter. Heteroseksüelim. Heteroseksüelim ben. Çok az seks anlamıyorum. Hetero yani. Tam arada tam derede. Hetero tüterecim ya. Bu arada 17 Kasım'da Meksika Açması filmimiz evet abi vizyona giriyor. Yani bizim hep hayalimiz daha işte. Sen şimdi daha çok film yazdığın falan biliyorsun o dünyayı da biz ben kendim o dünyayı bilmiyorum. Çünkü sinema başka bir şey ya. Doğru. Ama Meksika Açması sinemanın da dışında bir şey. Şimdi izleyince anlar izleyiciler. Sinemanın da dışında bir şey oldu bu. Mesela bak şeyi çok şey yapmazdım. İşte Mesut Süre bir emlakçının oğlunu oynuyor. Öbürü fazla. Mesela derdim ki ya bu film ama bu Meksika Açması'nın filmi oldu. Çok heyecanlıyım ya. Ben de çok heyecanlı ve beni düşünebiliyor musun? Beni galalarda ne kadar çok fotoğraf çektiğimi biliyordur Cem. Ana. Biz onunla çok galaya gittik. Biz gittik Cem Yılmaz'ın galasına. Cem Yılmaz'ın fotoğrafçısını bir kilitledi abi. Cem Yılmaz kendi telefonuna çekti fotoğrafı. Bak yemin ediyorum. Sen bakalım. Hiçbir galada fotoğrafçının laptopa SD kart soktuğunu gördün mü? Bozulmaya çalışıyor, hafıza yatıyor. Böyle şey gerçekten olur. Onlar böyle selfie çekti. Hanımlar beyler, Meksika Açması'nın fragmanı şimdi yayında. İyi seyirler, hemen geri geleceğiz. Hoş geldiniz. Batu diye biri aradı beni. Kapadokya'da halıcısı varmış. Tanıtım videosu istiyor. Kişi başı 10 bin dolar. Oğlum böyle işler patlar beyler ya. Abi ben zaten yaz bekarıyım. Hadi gidelim, deneyim olur ne olur ya. 2 senedir ayrılmasını beklediğim bir kız var. O kadar güzel ki. Keşke Kapadokya'ya gelsen de beraber kutlasak. Tamam ben gidiyorum. Şimdi ben gelmiyorum. Siktir. Meksika Açması Kapadokya'da. Bana dedin ki Mesut'cum benim ihtiyacım var. Fazla düğünü var. Bir küçük para istedim benden. Sen düğünde tam taktın, ben de yarım taktım. Ben burada bozulmam mı sana? Hiç bozulmamız. Gece gerdekteler. Hanımı dedi ki Mesut yarım taktı. Anlatan tam taktı. Gerdekte bunu konuşuyorsan vay halimize. Beyler size bir şey soracağım. Hangimiz yaşamayı daha çok hak ediyoruz? Sen bu dünyada eksilsen senin arkadan kimse ağlamaz. Oğlum senin şu an bir şey söyleyeceğim. Sana şu an var kafan nasıl var? Oğlum ne gerek var şimdi? Sanki ne dedik ya? Ya şu puanla mı oyununu mu oynasak? İstersen bakalım şimdi oyununu oynarız sonra ya. Ya oynayalım ya. Nasıl bir oyun? Ben çok isterim ha. Ben hiçbir zaman karakterim var diye bir açıklama yapmadım bu hayatta. Tamam. Mona Lisa gibi bir şey lan. Öyle bir şey aldım. Mona Lisa 100 dolardan fazla vermem bir adam. Kendine yani. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağında
dilinde eller. Ben kimin günahına girdim de böyle bir gece yaşıyorum ya? Anama götürüm de güdüreşeli yaparım ben bunu. Biz bu halıyı ne yapacağız olsun lan? Eda'nın arkadaşları mı geliyor bir de? Ama o sürprizi daha söylemedim size. Saçmalama, biz evliyiz. Böyle şeyler söylenmez. Tamam, gel misiniz o? Söylenmeden getirilir yani. Söylenerek zaman kaybedip pezemek. Bir saattir burada oturup toz toprağın içinde. İnşallah anlatan ve fazla olmadan Eda ile mutlu bir ömür geçiririm. Amin. Şu an benim kişisel alanıma giriyorsun. Bir insanın kişisel alanı sadece götüdür. Çok devasa yazım hatası sende ne yaratıyor? Of, ayrılma isteği. Hanki. Hanki. D'da. K ile. D'da kriz. Hanki. Hanki ne anlatıyor sana? Hankı peki, hankısı. İç Anadolu'nun hanki yöresinden diyorum ya. Yani. Şaka sanar insanlar. Ha? Hani hankısı şaka. Hani. Öyle mi? Öyle yazdı ama. Hankısı. Ha, gerçekten hankısı. Hankısı, yani. Hankısı yazdı. Sürü hankısı yazıp duruyor. Personal yani. Trainer Şeyda diye çok güzel bir kadın. Hankısı. Çok kötü ya. Hankısı dedi. Hani hankısını giyeyim. Benim mesela Ferhat. Cümleci de kullanıp daha komik oluyor. Hankısı daha güzel dedi. Benim öyle bir tane olmuştu biliyor musunuz? Arkadaşım acayip yakışıklı bir personal trainer ile çıkıyor. Ve böyle gerçekten çocuk Yunan heykeli gibi. Ama çok cahil. Ne dedim ben? Ne dedim ben? Gerek yok işte. Yakışıklar komik olmasına, kültür olmasına gerek yok. Yakışıklı adam işte. Programın sonunda sana hak vereceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Evet abi. O bir örnek şu an. Evet, bir tane örnek ya. Ben de ne dedim ben de kalktıma ya. Ne dedim ben? Kendisine vuruyor. Ya çok alakası bir yerde çok güçlü. Ben sen ne dedim? Boş konu almışım. Mesut ne alaka? Şok oldum ya. Ben de bu arada neyi ne dedim? Şey peki nasıl? Dur isim yüzüne örnek vereyim. Nuri Bilge Ceylan hiç duymamış. Sende ne yaratır? Üçünü deme abi falan. O da işini. Yorumlara tam gerizekalı. Ulan Nuri'yi bilmesen Bilge'yi bilirsin. Kim onlar? 300 mü diyor? Ben sinemayla ilgilendiğim için çok soğuturum. Hemen soğur musun? Hemen soğur. Gerçekten hiç duymamış yani. Fight Club diyorsun. Böyle bakıyor. Braveheart diyor. Mevzum var diyor koşuyor. Hangi kulübe gidiyoruz? Aman abi orada biz döverler diye şaka da yapıyoruz. Şu oluyor biliyor musun genel kültürde? Bunu bilmiyorsa hiçbir şey bilmiyor. Evet abi Fight Club'ı da bilmiyorsa yani. Yani Nuri Bilge Ceylan'ı hiç duymamışsa daha yanında eşantin olarak birçok şey de vardır eksik. Ha, o anlama geliyor. Büyük bir cehalet bulutu geliyordur yani. Evet bulut geliyor. Sen sadece ilk pıt pıt bir damlamış yağmur. Sekiz deve kaç. Çünkü birazdan ıslanacaksın. Evet hemen şemsiye al git yani. Hemşir değilim. Fight Club'ı bilmiyorum diyen kişinin sen tanrıçası olursun yani. Tanrısı olursun. Ne demek o? Biz sen izleteceksin. Bak bu şeye geliyor işte. Bir ilişkide aslında onun bize ihtiyacı olmasına tenezzül etmeli miyiz? Ben onun kültürsünü kapmaya çalışıyorum. Öyle mi olduk yani? Oldu. Hayır. Oldu. Sen efendim oldu. Kusura bakma Cem. Sen şunu diyorsun. Sen kültürsüsün ya kadın. Bak ben entelektüelim. Ben kapatıyorum açıkçası. Ben kapatıyorum. Hadi beni biraz daha sev. Çünkü sen cahilsin. Burada bir kibir seziyorum. Sen gönderiyorsun. Benimki daha bizimki gerçekçi daha bir hareket. Ben ona filmi gösteriyorum. Onunla, hatta filmi Barıncık aşkım ne kadar güzel filmler seviyor. Kızı kendine bence bağımlı de etmeye çalıştığın çok sinsi bir hareket. Sen köy sözcüsü değilsin. Bir insana her şeyi öğretemezsin. Bir tane fazla öpeceğim diye onun cehaletinden faydalanamazsın. Bu faydalanmaktır ama, kardeşim. Ama. Net. Nasıl gruplaştılar işte? Program bir anda şöyle oldu. Şerefsizlik. Ben de olsun ama derken kaldım. Ama diye gidiyor. Katılıyorsun ama. %100 bir dakika şurasını burada bak. Burada bir kibir var. Fight Club'ı izletmek istedim. Oh dedim. Kız hiçbir şey bilmiyor. Şimdi ben Fight Club, işte Inception. Allah dedim 6 ay beraberiz. Fight Club'ı izlettik. Brad Pitt'in olmadığını anlamadı. Bir sarışın tane. Ne oldu ya falan dedi mesela. Sarışın. Burada başka bir zeka problemi. Zaman bu entelektüellik cehalet değil bu yani. Aptal arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Vallahi, bu arada size yani şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sen diyorsun ya cehalet mehalet kapatırım falan filan. Onlar hikaye abicim. Bir de şu çok kötü bir şeydir. Bildiğini iddia ederek cahil olmak. Hah. Mesela İngilizceyi çok iyi biliyorum diyen biri vardı bana. Ben işte yıllarca yurt dışında yaşadım. Amerika'da yaşadım falan filan. Çok güzel kardeşim. Anlatınca güzel. Abi gittik ve bir İngilizce menü geldi. Ve şöyle okudu. Ben dedi bir tane Joho Joho Late alabilir miyim? Chocolate lan. Chocolate. Joho Joho şarkı gibi. Şu şarkının melodisinin hangi şarkıcıya ait olduğunu hatırlayanlar aşağıya yazsınlar. Net geçkinlerdir. Ne? Joho Joho Late. Hatırlamadın mı? Ben Mesut abi. Biz aynı yaştayız sen. Hangi şarkı abi Allah aşkına? Joho Joho Late. Melodi bu. Joho Joho
İngilizce öyle. Sibel Tüzün. Türk mü şarkı? Evet, şarkı evet. İngilizce mi? Hayır, şarkı too yabancıydı late. Ama. Too late. Vallahi hatırladın ha. Too too late. Sen niye Jojo late dedin abi? İşte çaklatı öyle çevirdi ya. Adam öyle okumuş ya. Jojo late. Ha, o şarkı şey yaptın. Evet. Dünya 5 kişinin bildiği şarkının bir de şey o kadar haklı ki. Sanki sevmiyor. Bilmiyor be. Ya Ayşe'cim bilmiyor. Ben bir daha soğudum ya. Bilmiyor ya. En azından fight kılamıyorum. Dünyanın 5 kişinin bildiği şarkı ya. Haklısın. Cem'cim ağzına sağlık. Abi sağ ol, teşekkür ederim. Canım kardeşim öpüyorum çok, bir tanesin. Çimen Show'da da yeni sezonda evet, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Harika gitsin her şey. Ayşe. Cem'cim. Bu üçlü Rabarba Talk'ta devam edelim. Bu üçlü çok güçlü. Bu üçlüyle ilgili yorumlarınızı da aşağıya yorum olarak bekliyoruz sevgili Rabarba Talk izleyenleri. İlk bölüm biter. Hepimiz hayırlı olsun. Öpüyoruz.